Makyaj yapmak bir sanata dönüştü. Makyaj çantaları ise adeta bir ressamın paleti gibi renkli. Peki bir kadının makyaj çantasında neler olmalı? Yeni başlayanlar makyajda hangi ürünleri kullanmalı? Tüm bu sorularımızın yanıtını öğrendik. İzliyoruz. Yanımda dijital medyadan yakından tanıdığımız Nihal Kanık ya da sizin bildiğiniz Ojem Rujum Rimel'im var. Hepiniz onun meşhur makyaj çantasını merak ediyorsunuz biliyorum. O yüzden sözü çok fazla uzatmıyorum. Nihal'cim tekrar merhabalar, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. O meşhur makyaj çantası da hemen önümüzde. Peki gün içinde de böyle yanından ayırmıyor musun hiç? Çantamda oluyor. Mutlaka oluyor. Evet. Belki bu kadar dolu olmuyor ama birkaç tane ürün kesin yanımda oluyor. Peki makyaj çantasının en önemli, en temel ürünleri nelerdir? Mesela bir kapatıcı mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Çünkü gün içinde her şey olabilir. Makyajımız akabilir, bozulabilir veya rötuş yapmamız gerekebilir. Kapatıcı kurtarıcı ürünlerden birisidir. Makyaj çantasının içinde de var mı? Tabii ki var. Hemen görelim. Evet. İlk olarak kapatıcı dedin. Evet. Peki diğer ürünümüz nedir? Ne olur ne olmaz diye süngerimi taşırım ben genelde yanımda. Süngere basmak istiyorum çünkü bu süngerlerden kozmetik marketlere girdiğimiz takdirde bir sürü var ve bazılarının fiyatı çok yüksek, bazıları da çok ucuz. Bunun iyisine nasıl karar veririz? Kaliteli olduğuna. Bir şeyin pahalı olması çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki çok güzel ürünler var ama artık bir sürü marka var. Çok da uygun fiyatlı muadilini yapıyorlar bunun. Kapatıcımız burada, süngerimiz burada. Temel ürünlerden başka neler olmalı? Eğer ki fondöten kullanıyorlarsa, fondötenleri olsun. Ama BB krem, CC krem tarzı bunların artık çeşitleri çıktı. Onları kullanıyorlarsa, yani çok pürüzsüz ciltleri vardır, ihtiyaç yoktur fondötene, onlar. Makyaj çantamızdaki temel ürünlere devam ediyoruz biz. Evet. Şimdi ben joker ürünleri taşımayı seviyorum yanımda. Yani bir tane paletim olsun. Bu paletle göz farımı da uygulayayım, pudramı da uygulayayım. Kontürleme, yani yüzümüzü daha ince göstermek istiyorsak her şey, bronzerum da içinde olsun. Bana joker bir palet lazım. Hem çantada taşıması da kolay oluyor. Evet, 10 tane ürün taşımaya gerek kalmıyor böylelikle. Şöyle bir ürün yanıma alıyorum. Üstünde bronzer'ı da var, pudrası da var, far paleti de var. Her şey var. Bununla bütün işlemleri yapabiliyorum. Makyajı da çok iyi yapan biri olarak sana sormak istiyorum. Peki sarışınlar hangi tonları tercih etmeli? Esmerler hangi tonları? Farlarda özellikle. Aslında sıcak tonlar size daha çok yakışıyor. Biraz göz rengiyle de alakalı. Göz rengine göre, ten rengine göre, cilt rengine göre de seçilmeli. Yani ben şey ayırmıyorum. Sarışınlar yeşil tonlarında yapmalı. Esmerler daha toprak tonlarında yapmalı. Her tonda yapabilirler ama mesela ben pembe tonlarında makyaj yapamam. Ayırıcı olanları söyleyeyim. Biz birazcık daha ağlamış gibi, daha kırmızı surat gösteriyor ama size daha çok yakışıyor. Gözlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor. Genel olarak bu sıcak tonlu bir kahve palet. Size ağırlıklı olarak daha çok yakışıyor ama biz bunu biraz soğuk tonlarla birleştirirsek bize de yakışıyor. Burada bir tane yine şöyle joker bir ürün var. Bu hani bizim okulda dörtlü kırmızı, mavi o kalemlere çok benziyor değil mi? Şimdi bunun artık kozmetik olanı yani. Kullanışlı gözüküyor. Evet, burada kaşınızı da eğer kaşınızı doldurmak istiyorsanız gün içinde ya da sabah makyajınızı yaparken kaşınızı dolduracaksanız şuradaki kendi ten renginize uygun olanını alırsanız kaşınızı doldurursunuz. Şurada siyah bir ton var, göz kaleminiz akmıştır gün içinde. Onu düzeltirsiniz. Yine işte iki kalemi taşımak yerine bir tane bunu taşıyorsunuz. Şurada da dudak kalemi kısmı var. Şöyle hafif doğal tonlarda, ten rengi tonlarda dudağımı biraz kalkıp göstermek istiyorum diyorsanız. Değil mi? Bunu etrafına sürüyorsunuz kalem gibi onu. Aynen öyle. Şurada da daha ten rengine yakın renk var. Hani kaşımızı çizdikten sonra birazcık daha doğal tonlarla belirgin yapmak istiyoruz ya. Bunların hepsini şöyle bir üründe taşıyoruz. Ben böyle pratik ürünleri seviyorum açıkçası. Rujumuz var. Hemen ona bir el atmak istiyorum. Çünkü bu da benim sevdiğim tonlardan bir tanesi. Benim de. Evet, evet, bayılıyorum. Hafif pembe ve nude tonlarında bu. Şöyle göstereyim. Şu anda dudağında olan değil mi bu ruj? Evet. Çok güzel duruyor. Evet.
ruju kalemiyle birlikte kullanıyoruz. Peki bunun özelliği nedir? Neden kalemle kullanmalıyız? Benim dudaklarımda simetri bozukluğu var. Yani dudağımın şekli aynı değil. Dudaklarımı hem olduğundan birazcık daha hacimli, daha kalın, dolgun göstermek istiyorum. Hem de şeklinin eşit durmasını istiyorum. O yüzden ben önce kalemle bir çerçeve yapıyorum dudaklarıma. Bir de rujla kalemin rengi aynı olduğu için bu kalemi tamamen dudaklarıma uyguluyorum. Ruj bütün gün çıkmıyor. Daha kalıcı oluyor. Bir de nude renkler çok kullanışlı. Evet. Bu konuda ne diyorsun? Kurtarıcı. Yani makyajı koyu yaparsanız da, çok açık yaparsanız da ya da makyaj yaptım belli olmasın derseniz de çok kurtarıcı. Sadece bence tonunu iyi seçmek lazım. Devam ediyoruz biz makyaj çantamıza. Tabii ki maskara. Evet. Olmazsa yani, olmaz. Evet. Kirpiklerimizin... Aslında hiç makyaj yapmasak dahi bir maskara sürdüğümüzde o bakışlarımızı çok değiştiriyor. Değişiyor, çok da kesinlikle. Hoş duruyor. Maskaradan bahsetmişken, tabii maskara denilince direkt eyeliner ya da göz kalemi çıkacak mı o çantadan? Tabii ki eyelinerımız, maskaramız olacak. İkimiz hem de kalem var. Evet. Ben de eyeliner var ve zaten bizim... %90'ımız yani Türk kadınının %90'ı eyeliner göz kalemini kullanıyor ve çok seviyor. Çantamda telkisi de var. Şu eyeliner sanırım ve kalem eyeliner. Evet, çünkü eğer eyeliner'a başlayacaksak buradan başlamamız yeni lazım. Yeni başlayanlar. Doğru yol evet, bu. Daha kolay değil mi eyeliner çekiyor bununla birlikte? Allığı da unutmayalım. Allık da olması lazım. Hele ki bir de böyle yaşımız da biraz ilerlemeye başladıysa o yanaklardaki kırmızılıklar, pembelikler gidiyor. O yüzden allık da son dokunuşu artık makyaja. Makyaj çantamızın temel ürünlerini Nihal'den öğrendik. Peki Nihal'cim, diyelim ki makyaja yeni başlayanlar için kozmetik marketlere giriyorlar ve çok hevesli oluyorlar doğal olarak. Çünkü bizler de öyleydik ve ne var ne yok almak istiyorlar. Bir ihtiyaç listeleri hazırlamaları gerekiyor mu? Neler almalılar? Kesinlikle. Ben bile hala yani işim bu olmasına rağmen liste oluşturuyorum. Neler eksiğimse, önceliğim nelerse. Her şey, her kız 10 tane ruju olsun ister, her renk ruju olsun ister. Bir liste çıkartırsak öncelik sırasına göre indirim dönemlerinde de onları alırsak doğru bir çanta hazırlamış oluruz. Nihal, son olarak makyaj trendlerinde ne gibi gelişmeler var? Senden öğrenelim mi? Şu an çok korkuyorum açıkçası ben de. Trend biraz değişiyor. Biraz lilalara, neon renklere kaymaya başladı yine. Yani benim aslında hiç cesaret edemeyeceğim renkler. Hiç geçmeyen bir trend. Bu nude trendi hala devam ediyor. Kahve tonları hala devam ediyor. Ama biraz pembelere, lilalara, neonlara da kaymaya başladı makyaj trendi. Böyle yenilikler var. İzleyip göreceğiz. Umarım kaşlarımızı falan renkli yapmayız. Değil mi? Evet. Trendin peşinde koşmak birazcık zor oluyor. Çünkü sürekli değişim halinde. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ederim. Çok keyifliydi benim için. Nihal Kanık'tan meşhur makyaj çantasının içindeki temel malzemeleri öğrendik. Makyaj yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yeni başlayanlar hangi ürünleri almalı? Tüm sorularımızın yanıtını aldık. Görüşmek üzere.